Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin selavat. 441 mektubat, 29. mektup, 7. kısım, 2. işaret yani 6. işaret. Hazreti Mehdi'nin Cemiyet-i Nuraniyesi. Mehdi. Keramet mi oldu abi ya? Ne oldu bunu mu soracak? İkram öyle bir şey oldu sanki. Evet. Allah Allah. Evet. Mehdi Süfyan. İsa. Ya biz de içeride aynasını konuşuyorduk. İçeride mi konuşuyorduk? Orada kendi aramızda konuşuyorduk bu konuyu. Ben bu konuyu cemaatten sonra size geçmek istedim de. Hocam cemaatten sonra. Sen temessül etmeye başlamışlar mı? Allah Allah. İkram ilahi. Olsa olsa ikram ilahi. Hazreti Mehdi'nin mevzunun içeriğini sorabilirsiniz. Nasıl biz bizeyiz. Uzman abi soruyu baştan sorayım da sor. Bununla beraber devam edersiniz inşallah. Sizin bir şeyde sitede görmüştüm de siz Mehdi Ala Resul var bir de Mehdi'ler var demiştiniz. Üstad'dan sonra gelecek olanların noktasında. Bizim anladığımız biz artık şahsı manevi olarak onu telakki ediyoruz ama siz zatlardan yani tekil şahıslardan bahsettiniz de ben anlıyorum abi. O konuyu tam anlayamadım izah yani. Hani madem ikisi de var da ondan. Esas olan Risale ise, esas olan hakikatler ise artık şahısların değil de cemaatin, şahsı manevinin ehemmiyeti ön taraftaysa şahısların ne kadar ehemmiyeti önemli olabilir veya bir zata bağlamak, halen veya bir zatı beklemek ne kadar doğru olur? Ne kadar doğru olur veya bizi bir de atalete, tembelliğe de sürüklemez. Hani gene birisi gelsin, birisi salma yani. Evet, o soru da var. Şimdi tabirler var tabi, tabirleri doldurulması lazım. Şimdi bir zat var, bir de şahs-ı manevisi var. Mesela bir Süfyan var, Süfyaniyet var. İkisini de kullanıyor üstad. Değil mi? Süfyan ve komitesi. Mehdi ve cemaati. Bakın. Şimdi açık, net ifadeler tevil edilemez. Tevil edilirse tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. O zaman artık kanaatler uçuşur havalarda. O zaman bizi bir derece kayıtlayacak, bir derece değil tamamen, net ifadeler. Bu dusturlarda da öyledir. Dusturlarımız dört temele dayanır. Tevil edilemez. Esasattır. Zaruriyattır, muhkemattır, musellemattır. Bu değişmez. Bunun hepsi ayrı bir manası var. Mesela esasattır derken mesleğin temellerinden bahsediyor. Zaruriyatsa kişinin durumu, yani kişiyi bağlayan sıfat. Neyse girmeyeceğim. Şimdi Süfyan'dan bahsediyor, bir de Süfyanet'ten bahsediyor. İki tane var. Zaten şahsı manevi, şahısla başlar. Çekirdekle başlar. Resulullahsız İslamiyet, Bediüzzamansız nurculuk olur. Said Nursi'siz demiyor. Said Nursi de talebedir. Bediüzzaman. Ha sonra şahsı manevi hükmediyor. Ama çekirdeksiz ağaç olmaz. Ama ağaç şahsı manevidir. İnsan bir çekirdeğe benzer, cemaat de öyle benzer. Orada mesela diyor ki ustad, net ifadeyle Mehdi ve cemaati diyor. Mehdi ve cemaati. Deccal ve cemaati. Süfyan ve cemaatinden bahsediyor. İkisi de var. Ama biz cemaati uzun olur diye Mehdi mümesilinden konuşuyoruz. Mümesilinden konuşuyoruz. Ama şahsı kalkarsa zaten cemaati de yoktu o zaman. Burada da bahsedecek. Mesela mevzunun açık akıcılığı için de gidelim. İkisi de vardır. Ne kadar yeri? Hazreti Mehdi'nin, bak Allah-u Ekber cümleye bak, bu mevzim. Hazreti Mehdi'nin cemiyeti nuraniyesi. Cemiyeti varmış, bir de Mehdi varmış. Bir daha söylüyorum, sen çünkü dershanedesin. Sarih ifadeler tevil edilemez.
tevil edilirse tevil edilmeyecek hiçbir yer kalmaz. Kur'an'da misal vereyim. Ve hakkın musela ve atu zeka. Namaz kılın, zekat verin. Böyle iken namaz kılmayan anlaşılır mı? Tevil edilemez. Sari ifadeler meşveret edilemez. Meşveret edilmek demek şahs manayı ortadan kaldırıp sorgulamak demektir. Ustad nerede? Öne bakması gerekiyor, arkaya bakıyor. Abi bazında sari ifade asıl mana da olmayabiliyor yani. Anlatılmak istenen mana farklı olabiliyor yani. Mesela? Yani diyor ya sen hafızsın, ondaki mana yani onun hafız olduğunu değil, ben senin hafız olduğunu biliyorum, bunu sana bildirmek için biliyorum mesela. Bu sari ifadeler zaruriyattır, esasattır, muhkemattır, musemelat meselelerindedir. Şimdi onun hafız olduğunu bu ima ediyor ama bu kelamda gene bir yanlışlık yok. Hafızsın demekte, gene hafız değilsin anlaşılmıyor. Gene aynı minval üzerine gidiyor. Bildiğini bildirmek istiyor ama burada sari ifade gene ters anlaşılmıyor. Burada anlatmak benim dediğim sari ifade zıttı anlaşılamaz. Sen hafızsın demekle aslında değilsin de ben sana hafız diyorum anlaşılır mı? Yok hafızsın o da biliyor. Evet doğru. Ben de sen hafız olduğunu biliyorum ama gene aynı manada gidiyor. Hazreti Mehdi'nin Cemiyet-i Nurani'si. Süfyan Komitesi'nin tahribatçı rejimi bidatkaranısı. İkisini de kullanıyor. Eğer ikisi ayrı bir şey değilse israf eder. İsrafı kelam eder. Ustad ise yeme içme gibi şeylerle iktisat eden değil. Hayalini bile iktisatla kullanan bir insandır. Mesela uhuvvetle ifade edilecek bir mana varken sır uhuvvet kullanıyor. Sır ekliyor. Sır ihlas kullanıyor. İhlas da var. Sır ihlas da var. Yüzük yemirden. Ne demek? Uvvet, yani bu manada buna örnek tutsun. Uvvet yapılması gereken dusturlardır. Kaydelerdir. Uyulması lazım. Mesela buyurun kardeşler hoş geldiniz. Nasılsınız? Tamam. Uvvet var. Ama içinin başı devrilsin. Ne biçim adam yani. İçinde o eylemin karşılığı yok. Sır ihlası yok. İhlası var, sır ihlası yok. Şimdi ikisini de kullanıyor. Deccal, deccaliyet. Sufyan, sufyaniyet. Mehdi, Mehdi. Zaten aklın gereği de o. Mehdi Ali Resulsuz, Mehdiyet'in şahsı manevisini nereden çıkartacaksın? Çekirdeksiz ağacı düşünebilir misin? Düşünemez. İkisini de kullanıyor. Yani burada israfı kelam etmiyor. Bakın Hazreti Mehdi'nin Cemiyet-i Nurani'si, Süfyan Komitesi'nin tahribatçı rejimi bidatkaranesini tamir edecek. Kim? Mehdi değil. Mehdi'nin Cemiyet-i Nurani'si. Süfyan'ın kendi değil, rejiminin yaptığı tahribatı tamir edecek. Sünnet-i Seniyye'yi ihya edecek. Anlamadım ustam. Yani alem-i İslamiyet'te Risalet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam bu çok önemli. Niçin Risalet-i Muhammediye denmedi? Bazı çok iki yerde söylüyor. O da içi merkezi kastettiği için fi mafi. Muhammed'in Risaleti yok. Ahmed'in Risaleti var. Barla da çok güzel bunu anlatıyor. Ne demek Ahmet ve Muhammed? Mesela 19. mektuba mucizat-ı Muhammedi değil. Mucizat-ı Ahmediye. Mahkematı yazan Bediüzzaman kelamın nereyi ve neyi ifade ettiğini bilen rastgele tabir kullanmaz. 19. söze de Risalet-i Muhammediye denmemiş Risalesine. Risalet-i Ahmediye denmiş. Peki niçin? Barla'da farkını anlatıyor. Şimdi ben hulasa edeyim, mevsimiz o değil. Yani ustad hep bilerek kullanıyor. İstihdam ediyor, kendisi alakası yok. Ahmet, beşeriyet, nübüvvet, peygamberlik, baba, koca olmak bu taraf. Muhammed ise evvelüma halakallahu nurihi
kainatın çekirdeği, esası, hakikati, kaynağı olma tarafı. Onun için Ahmet ile Muhammed'in nokta iltisakına da miraç denmiş. Onun için beşeriyetin. Mesela Sikri-i Tasdik Gaybi 149'da diyor ki, Geylani için bütün evliyaların omuzu benim ayağım altındadır. Bu nasıl falan diyor, itiraz ediyor. Üstad da diyor ki savunmak adına, Geylani diyor bak, Âl-i Beyt-i Mümesili noktasında Risalet-i Ahmediye'nin varisi olma cihetiyle Hakikat-ı Muhammediye'de kendini gördüğü için o sözleri söylemiş. Ve kendini diyor, fena-i mutlaka mazhar olmuş. Şimdi bakın Ahmet ile Muhammed'i çok güzel orada kullanıyor. Yani tabirlerin içi dolması lazım. Bakın veraset-i Ahmediye cihetiyle, veraset-i Ahmediye cihetiyle, Ahmet'in varisi olur, çekirdeğin olmaz. Çünkü peygamberlerin varisi alimlerdir. Yani camide Allah Muhammed yazıyor, o Muhammed insan ismi değil, aliyeten insana demiş. O kainatın çekirdeği, la ilahe illallah, Ahmet Resulullah olmaz. Oraya Ahmet, Mustafa, Mahmut koyamaz. Muhammed, Allah var iken hiçbir şey yoktu. Kainat ağacını yaratmadan önce ilk yarattığı çekirdeğin adıdır Muhammed. Beşeriyeti ise peygamberliğin ispat etme adına olduğu için Risalet-i Ahmediye denmiş, Mucizat-ı Ahmediye denmiş. Burada da bak kullanıyor. Yani alem-i İslamiyet'te Risalet-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam inkar niyetiyle Şeriat-ı Ahmediye'yi Yeni Ahmet, aleyhissalatü vesselam, tahribe çalışan Süfyan komitesi. Yoksa bir mikropla şahıs gider. Ama şahıssız Süfyanet yoktur. Malum zatsız Süfyanet olur. Böyle başlıyor. Çekirdek ya, inceleşir inceleşir o kanın, ne kadar da şey olsa gene kopmaz yani. O çekirdek kalır. Süfyan komitesi, Hazreti Mehdi cemiyetinin mucizekar manevi bak, Hazreti Mehdi kendisi değil, kendisi ama cemaatiyle Hazreti Mehdi buradaki iyi takkeliğidir. Noktalı i değildir. Bu bile manayı değiştiriyor. Mesela insani nokta koy, insan insanı anlatıyor. İnsanın içini anlatıyor. Takke koy, insani bir miraç olur. Yani insana ait olanı anlatıyor. İnsani, bu insanidir, insana aittir. Burada diyor ki, Hazreti Mehdi, cemiyet-i mucizekar, Mehdi kendisi değil, ona ait olanı. Apostrof odur yani. Onun için insanı sadeleştirir mi kalkarsan, o nokta ile takke arasındaki bu farkı nasıl tamamlayacaksın? Birinci sözde geçiyor. Şeyi anlatırken, insani bir miraç olur, arş olur. Oradaki insani de iyi yok orada, takke var. İnsanın açılımı demektir yani. İnsan çekirdeği, ruzdan ve harita, hulasa, değil mi insan? Açın bunu, hayvanı soyar gibi, harita, yani derisini soyar gibi, şu çekirdeği açın, miraç olur, miracın tümü olur, kainat olur. O mu ifade ediyor? İnsani bir miraç olur. Miracın altyapısı, zemini insanın açılımıdır. Orada insan gidiyor. Bambaşka risaleymiş. Tuhaf. Nokta ile takke. Bu kadar, bu mu demek? Yok, ben böyle anlıyorum. Kafayı kaldırıp anlattım. Benim anladığım külliyat mucizesi. Budur demek cinayettir. Böyle anlıyorum. Hatta diyorum zaten. Böyle anlıyorum kardeşim. Hazreti Mehdi, Mehdi takke var. Çekip çek. Hazreti Mehdi cemiyetinin mucizekar manevi çekiyor. Kılıncıyla öldürülecek ve dağıtılacak. Uygulayayım şimdi. Sufya, Mehdi, Ali Resul, fert karşı karşıya. Bunlar öldürülemeyecek hadisin nisanıyla. Yataklarında ölecek. Öldürülemez.
Süfyan, Mehdi. İkisi aynı zamanda olacak. Süfyaniyet, Mehdiyet. Özür dilerim, kapatmayı unuttum. Arkadaş bu saatte. Şimdi Süfyani, Süfyan, Süfyaniyet. Cemiyeti de öyle. Karşı karşıya olacak. Burada bir sıra anlatacağım hadiste geçen. Çok çok merak ettiğim mevzular olduğu için araştırmışım. Süfyan'la Mehdi aynı zamandadır ve karşı karşıyadır. Cemaati de öyle. Süfyaniyet, Mehdiyet. Şimdi adam çıktı diyor ki ben Mehdi'yim. Deccal'ı çekip gitti. Kimle mücadele edeceksin? Cemiyetiyle. Fert ferdedir, cemaat cemaatadır. Çünkü kılıncı hadiste Mehdi'nin ensesine vuruyor ya. Kime vuracak? Şimdi adam bir sürü Mehdi'ler var. Aa Deccal bitirdi işi gitti mücadele etti. Kim karşısında durdu? Eğer falan adam Süfyan kabul ediliyorsa onun karşısında duran adam da Mehdi'dir. Niçin Geylani'ye Mehdi misal diyor? Niye Mehdi misaldır? Arkadaşlar şu. Maraşal genel kurmaydan olur. Ama her genel kurmay maraşal değildir. Niçin? Eğer o maraşal zamanında 3 tane meydan savaşı olur, muvaffak olursa maraşal olur. O zaman maraşal her genel kurmay maraşal misaldır. Ama maraşal değildir. Geylani zamanında Süfyan olmadığı için, Deccal olmadığı için Mehdi olamamıştır. Ama Mehdi potansiyelindedir. Kutbul Azam olmuş. Sırayla biliyorsunuz evliyalar, kutup, Kutbul Azam, Asfiya, asıl imamdır. Ondan sonra nebilik, sonra resullük. Ulul Azm peygamberi sonra geliyor. Hem alem insaniyette inkar-ı uluhiyet niyetiyle, yani o zaman bu istilah, İslami istilahına göre Süfyan varsa Firavun varsa Musa vardır. Musa varsa Firavun vardır. Ayrı ayrı zamanlarda mekanlarda yoktur. Mekke'de dahi olsam buraya gelmeliydim sırrı. O Mehdi burada Deccal Fransa'da. Böyle şey olmaz. Aynı yerde aynı zemindedir. Nerede? Şam-ı Şerif'in merkezinde. Şam-ı Şerif Suriye değil. Alem İslam'ın bölgesine İslami hadis imamlarınca Şam-ı Şerif denilir. Yoksa Suriye'nin başkenti Şam değil o. Şam-ı Şerif. Gemi nerede battıysa arkadaşlar, gemi oradan çıkar. Augsburg'da mı battı? Münih'te nasıl çıkaracaksın? Orada yok ki. Hilafet nerede battıysa orada çıkacaktır. Hilafeti battıran Süfyan olduğu gibi onu çıkartan da Mehdi'dir. Çıkartacak da odur. O zaman Mehdi ve Deccal aynı zamanın insanıdır. Yani Deccal çıktı veya Mehdi çıktı, Deccal yok. 90 kilo güreşçinin karşısına 20 kilo güreşçi çıkartmıştır. Ulan Süfyan'ın ferdi karşısında biz neyle çıkacaktık? Ancak onun karşısına ustad dayanırdı. Onun cemaatine bizim cemaat dayanır. Veya herkesin cemaati o dayanır. Kimsenin Mehdi'sine ve cemaatine bir şey diyorum, demem yani. He, ben demiyorum. Seni nasıl isteyeyim, kabul ediliyorsa öyle. Hem alemi insaniyette inkar-ı uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeri zir-ü zeber eden Deccal komitesini. Bu da değişti. Deccal ile Süfyan karıştırılıyor. Beşinci şuada ne diyor? Alem İslam'dan, alemin İslam'ın içine çıkana Süfyan. Süfyan deniliyor. Ama maalesef değil hocalar, maalesef benim cemaattaki bazı arkadaşlar Süfyan'ı Deccal biliyor. Süfyan Deccal değildir. Deccal da Süfyan değildir. Süfyan da Deccal değil. Mehdi de Mehdi Ali Resul değildir. Mehdi Ali Resul'ü burada söylüyor. En büyük Mehdi, en büyük müceddit. Mehdi Ali Resul. Mehdi'yi var mı burada sikiye tasdik galibi? Yok. Bana bir tane sikiye tasdik galibiye verin. Ama şey olsun. Var olsun. Benim kafamdakiler. Burada değil. Orada değil.
Bak. Elbette ki şahsı kullanıyor. İkisini de kullanıyor. Muhbir-i Sadık'ın ihbarını aynen tasdik etmiş ve bu kat da ispat etmiş ve ediyor. İnşallah daha edecek. Ortadan aldım. Okumak istediğim şey şu. Risale-i Nur öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Çekirdek atıldı. Bak şimdi. Ta ne zamana, ahir zamanda hayatın geniş dairesinde Üstad diyor ki hapishanede de bunları yazıyoruz yani Üstad diyor. Yani ne olacak diyor. Hani böyle kitap yazarak sen yaz diyor Üstad değil mi? Bak ne olacak? Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, geniş daire sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, gelecek. Gelmeyecek anlaşılmaz. Mehdi ve şakirtleri. Evet. Mehdi Ali Resul değil. Mehdi gelecek. Peki ya ben sen bunu tevil ettin. Aşağıda net söyleyecek, gelecek diyor. Ben değilim diyecek. Mehdi ben değilim diyor. Üstad, Mehdi Ali Resul'dur. Mehdi talebesidir. Mehdi değil tabii. Mehdi kılıçlıdır. Üstadın talebesidir. Üstad müceddittir. Mehdi Ali Resul'dur. Bünyesinde Mehdi talebesidir. Düşün talebesi Mehdi'dir. İnşaat kalfası değil bu üstad. Üstad mimardır. Bak kendisi zaten söylüyor. Ama bu sarı ifadeyi tevil ederse ben diyeceğim zaten yok. İyi niyetli olduktan sonra mesele kapanıyor. Diyor ki yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. O daireyi genişlendirir. O tohumlar sümbüllenir. Üstadım vallahi tevazu yapıyorsun. Sensin. Hasan. Külliyat benim değil. Külliyatın içerisine tevazu yapma hakkına sahip değilim. Peki üstadım Mehdi gelir dedin ama net anlamadım. Mehdi gelince sen nerede olacaksın? Seni bir bakayım. Ben ise diyor bizler de kabrimizde seyredip Allah şükrederiz. Kabirde olacakmış. Mehdi gelince. Peki ne yapacak o zat? 9. sayfada diyor ki Risale-i Nur'u hazır bir program görecek diyor. Risale-i Nur'u uygulayacak. Bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat. Gelmeyecek anlaşılır mı? Beni Anadolu'da demişler ki art net olunca hakkımı helal ediyor. Ustadın Mehdi'liğini inkar ediyor. Hem de ustadın içinden çıkmış bir adam. Allah'tan korkuyor. Yarın benim yüzüme haşir meydanında ustadın yüzüne nasıl çıkacaksın? Ne diyeceksin ustada? Başka ne diyorlarmış Anadolu'da? Erva habise tabirleri geçiyor. Mevad-i şerire geçiyor. Cin, 29 sözde cinlerle görüşmek ister şu an etmen. O tabirler içini doldurmak adına bazı malumatlar veriyor cinci adam. E şeytanda bahsedince şeytancı mıyım ben? Acayip bir şey. Ola sana mı? Sen malumat veriyorum ya. Yani kardeş lütfen. Bak sonra gelecek o mübarek zat. Ne yapacak o? Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek o. Yani fazla bir meziyeti yok bunun. Biz tabii hep böyle okumalarda Mehdi'nin sahası, Mehdi Ali Resul'ün sahasını kullanacağı için çok büyük dehşetti. Hatta hocalar dahi, Süfyan'ı kim biliyor? Deccal'ı biliyordu. Deccal çok büyük. Çok azametli değil mi? Çok bahsedilmiş. Oysa Süfyan kadar şerli değil. Deccal, beşer aleminde gelen onun rejimi komünistik. Deccaliyet. Şey söyledim. Notere bir iş yaptıracaktım. Sabah ilk ben gittim. Nisa. Yok ki gelmişken bu dünyevi iş yapıyorsun. Buna bir çakayım işi diyeyim de uyansın yani. Arkasında bir resim var. Allah Allah. Ne o beyefendi dedi. Bu resim dedi. Ne var öyle dikkat ettim. Meğer dikkat etmiş. Aşağıdan bakıyor, şey yapıyor, işini yapıyor.
Dedim ya sana bir şey söyleyeyim. Dön dedim. Dön. Resmi görüyor musun? He ne var dedi. Sağ elini görüyor musun dedim. He dedi ya gömleğin içinde. Kimse dikkat etmiyor. Dedim bütün resimler böyle. Değildir dedi. Çevir takvimi. Bir çevirdi traktörün yanında böyle. Bir çevirdi buğdayın yanında böyle. Bir çevirdi meclisin önünde böyle. Döndü. Dedi bunu söylediğine göre gerisini de bana söyleyeceksin dedi. Niye öyle? Sorsana kendisine niye öyle. Peki ne soracağım dedi ya. Sen iyice kafam alt üst ettin sabah sabah dedi. Nesine soracağım? O ki sorulamayacak kadar cansızsa nasıl ona tapılıyor? Bak kardeşim dedim bu masonluğun 33 derece nizami duruşudur. Metnini okuyor. Bunun metnini kendi ağzıyla kendisi söylüyor. Ben bir ekleme yaptım burada savcı onu dedi. Sıfır grubu NH pozitif de mevcuttur. Böyle yazmıyor dedi. Sen niye onu söyledin? Aşağılamak için söyledin. Ya dedim kan. Ben dedim kendimi hissettim bu lafı. Kanınızda damarınızdaki asıl kan da mevcuttur savcı bey. Ben de damarıma baktım hangi kan diye. Bir baktım ki sıfır grubu NH pozitif. Dedim ya o adam söylüyor. Kitaplarında var. Sen demeyeceksin. Suçum o. Hiç merak etmeyin. Ben bunların faturasını dedim. Jitem yokmuş. Gelsinler bana söylesinler. Jitem yok. Beni şehirden polis elbisesiyle nasıl aldıklarını söyleyin. Polis elbisesi bir suç. Jandarma elbisesiyle nasıl aldılar? Alamazsın şehirden. Polis alırdı. 98'de bahsediyor. 21 tane şikayet var. 8 tane yargılamam var. Gene ustadım Mehdi. Şimdi şey yapayım. Kardeşim akıllı ol. Ben tescilli Müslümanım. Tamam mı? Ben mahkemelerle bedel ödeyerek Müslümanım. Allah'a hamd olsun. Aşırı da ibraz edeceğim. Yani şimdi latif ediyor mu? Doğru yani. Allah'a hamd olsun. Tabii ki ibraz edeceğim onları. Hem alem insaniyette inkar uliyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeri zürü zebel eden Deccal komitesini, komite bu şimdi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini hakikisini İslamiyet'in hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkar ve fedakar bir İsevi cemaati namı altında. Buraya açıklandım. He. Şimdi İsa Aleyhisselam, mesela ben İsviçre'de gördüm. Amerika menşeli kilise. İngiltere'de de var. Orada da gittim ben. Her pazar günü mutlaka kiliseye gider ayna katılım. Hocam burada da dedi senin bahsettiğin kilise var galiba diye. Öyle zannediyor götürün beni dedim. Her pazar bulunduğum şeyde mutlaka giderim çekerim. Ve baktım ki kilisede haç yok. Heykel yok. Kadın erkek beraber yapmıyorlar. Kadınların oraya kimse giremez. Domuz eti yasak. Zina yasak çünkü evlilik çok. İçki serbest. Neredeyse geldi İslam'a. Bir şey kalmadı. Ha çok ilginç, çok ilginç. CD'yi de verdi bana, yayınlayacağım inşallah onu. CD'yi de verdi. Suçede bazen, söylüyorum ya tepenin oradaki kilise. Bazen. Biz diyor aynı sizin gibi Allah'ı öyle biliyoruz. İsa'nın oğlu değil, peygamberidir. Testis yok. Ustad bir de lemaatta prutluğa geldi diyor. O da yırtılmaya başladı. Öyle bir cemaat da var Hristiyanlığın. En azgınları Londra'da kurban keserler. Kurbanın en mukaddes kurbanı insandır. Afrika'dan 100 dolara çocuk ve insan alıyorlar. 7 tane insan gizli kurban ediyorlar o kilisede. Google'a girin insan kurbanı diye bakın nasıl gizli düşmüş o. En kutsi kurban insandır. İnsanı kurban ediyorlar. 7 tane çocuk alıyorlar. O kilisede kurban. Ben hikaye anlatmıyorum. Google'a gir. Google evliyası ne sorarsanız cevap veriyorsun. Evliya diyorum. Ne sorarsanız cevap veriyor. Orada insan kurbanından bahsediyor. Ben o kiliseyi gördüm. Ama alele yapmıyorlar. Bizim de tabutumuzu gizli çaktıkları gibi. Bir tane söyledi geçenlerde işte. Mülkte hocam dedi, bu Almanlar çok dedi sağlam iş yapıyorlar, çok titizler, doğru dedim. Tabutumuzu da çok sağlam yapıyorlar dedi. Tabutumuzu çok sağlam yapıyor.
Yani uydurup tabut yapmıyor belki düşer çıkar diye. Bak Deccal'ın komitesini, Hazreti İsa Aleyhisselam din hakikisini, bu din hakikisi tasavvi ediyor arkadaşlar. İttihad İslam'ın zemberi Türkiye'dir. O ayağa kalkacak. Kim kalkarsa kalksın Alem İslam'ın. Türkiye kalkmadıkça Alem İslam kalkamaz. Sonra Hristiyan'ın hakiki dinini tasavvi edecek. Hristiyan hakiki ruhanileriyle İslam birleşecek. Birleşmesin diye biliyorlar. Bizden daha iyi biliyorlar bunları. Hristiyanlarla Müslümanlar arasında kabili iltiyam olmayacak, kaynama olmayacak bir inşikak, bir yarık açılsın diye o alem İslam'ın merkezi olan Türkiye'den bir adamla Hristiyanların kalbi ve merkezi olan adama mermi attırılarak Hristiyan İslam uçurumunu açmak istediler. Allah muvaffak etmedi. O zat ilginçtir. Allah Allah'tır diyor. Allah'ın sıfatları her bir İncil'imizde değişiktir. Kur'an'a göre Allah'ın sıfatlarını değiştireceğiz diyor. Öyle bir İncil de var yeni. Çıkarttılar onu. Vatikan mezhebiyle ama başka bir mezhep. Çok acayip Allah'ın sıfatlarını İncil'deki Allah'ın sıfatlarını Kur'an'a göre değiştirmişler. Onun reklamını da gördüm. Çok acayip. Müthiş çalışma var arkadaşlar. Hiç zannetmeyin ki böyle bunu. Bunlar uyduruk şey ya. Bunlar masonik şeylerin oynadığı kuklalardır. Evangelişte, Katolik bunlar ortak bir şey değil. Arka taraf çalışıyor. Bu medeniyetler ittifakı diye bir şey var. Buna bağlantılı mı hocam? Boşuna şey yapılmamış ama anlamazlar. Yani Allah Resulü Ebu Cehil'e gitmedi mi? Hazreti Musa Aleyhisselam 33 defa Resul'a gitti. Hazreti Musa Aleyhisselam'a fekula kavlen leyine ya Musa git Firavun'a kavlen leyine söyle demedi mi? Ya ben dershane değilim, dershane ehliyim. Bak gidişi işte sordum ben öyle cevap veriyor. Sana diyor ki onların içinde hayır doğru doğrudur. Diğer işte yanlıştır. Ha bir adamın bir sıfatı yanlışından dolayı bütün eylemini hapsetmek, sorgulamak da insafsızlıktır. Müslümanın sıfatı değildir. İyi tarafı nedir? Kötü tarafı kötüdür. Bu yanlıştır, bu da doğrudur. Bildiğin kadar tabii. İslamiyet'in hakikatiyle birleştirmeye çalışan, İslamiyet'in hakikatiyle, Müslümanlarla değil, İslamiyet'in hakikati var. Hamiyetkar, fedakar bir İsevi cemaati namı altında. Biz Hristiyanız diyor. Namı var. Ama özelliği değil. İçi doldurulmuş. Kof Hristiyanlık değil. İçi boş tabir değil. İçi boş bir hareket değil bunlar gibi. İçi doldurulmuş İsevi cemaati namı altında ve Müslüman İsevileri onlara öyle demişlerdi. Siz diyor Hristiyan, Müslüman mı oldunuz demişler. Katolikler. Müslüman İsevileri, tırnağı kapat hadistir bu. Hadiste geçiyor. Müslüman İsevileri. Peygamberimiz hadisi. Kapat. Meşgul olmuşum, daha önce söylüyorum, bilerek konuşuyorum. Unvanına layık bir cemiyet. Kendi tabiri değil ya, unvanına layık. Bir cemiyet, o Deccal komitesini Hazreti İsa Aleyhisselam'ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak. Öldürecek ve dağıtacak. Beşeri inkar ümmetten kurtaracak. Buradaki öldürecek şeyini dağıtacak. Yani şahsı mı öldürecek? Şimdi Deccal komitesini Deccal değil komitesini Hazreti İsa Aleyhisselam'ın riyaseti altında öldürecek. Mesela onları can damarları yaşamalarının sebebi var. Mesela seni öldürmüyor. Ama senin yaşamana sebep olan suyunu kesiyor. Havayı kesiyorum. Zeminini kopartıyor. İlle kendisini değil. Zeminini. Komite çünkü bu. Komite fert değil ki öldüresin. Komitesini. Komite fert değil. Bir şahs manevidir. O zaman onun hakikatini. Şimdi bazıları diyor ki İsa Aleyhisselam geldi mi gelmedi. Hele hele ne özü billah. Belki bazı gençler şaşıracak ama maalesef duyabilirsiniz. Belki duyanız vardı. Tavsiye etme adına söylüyorum. Ne özü billah. Bize
bazı yanlış anlayan Müslümanlar, cemaatler bize iftira atıyorlar. Bize itham ediyorlar. Ustadlarına peygamber diyorlar diye duydunuz. Değil mi? Biz çok duyduk. Peygamber diyecek kadar geldiler. Veya peygamber gibi görüyorlar. Yok kaldı diyorlar bazen yani. Bana Çeçen komutan dedi ki, Çeçen komutan var ya, dedi ki bizimle tanıştı, yaralıydı, tatarı bizde. Dedi ki ya sen Nurcu, Vehhabi kendisi, aldatılmış. Ya Allah Nurcu ya, böyle durdu. Ne oldu dedim. Ya çok bir insansın dedi ya, bize çok yardım ettin. Keşke Nurcu'yum demeseydin dedi ya. Türkçe biliyor. Niye? Ben sizden çok nefret ediyorum dedi. Ama sen çok iyi insansın. Onun bazı X yerlere götürmeyi ben yapıyordum hastaneye. Yaralı gitti de o zaman. Niye Mehmet komutanım? Ya dedi, hacı ortadan kaldırdınız dedi. Hacı nasıl kaldırdık Mehmet'i? Said Nursi'nin dediği mezarını tavaf ediyorsunuz, o hac kabul ediyorsunuz, haca gitmiyorsunuz. Mehmet komutan bunu sana kim söyledi? Bizi böyle denildi dağda eğitim yaparken. Başka bir cemaat demedir mi? Yok. Mehmet komutan sen bana Said Nursi mezarını söyle de bir tavaf edeyim. Nerede dedi? Ne bileyim nerede, yok ki. Nasıl yok dedi, onun etrafında dön. Ne diyor? Dönmek için mezarı belli olacak. Mezar nerede? Anlattım. İyi ki bu sefer sana rastladım dedi. Böyle yok kardeşim, mezarlığı yok. Mezarı yok, mezarı. Böyle böyle ettiler ya. Bak şimdi. Peygamber diyorlar diyor. Diyecekler diyor. Bu da var. Maalesef aramızda çıkan bazı bunların oyununa gelen kişiler de var. Ustada İsa diyen var. Çekinmeden, Allah'tan korkmadan. İyilik zannı ile Risale-i Nur cemaatinin dibine dinamitleyenler var bunlar. Bu zalimler. Soruyorum onlara. İsa ustatsa, ustat İsa ise peygambere tefsir mi gelir, ayet mi gelir? Peygamberlere tefsir gelmez, ayet gelir. Risale-i Nur ayet midir? Ve muhakemesiz Risale-i Nur'a hücum edenlere yardım eden. Soruyorum. Said Meryem oğlu mudur? Nuriye oğlu mudur? Said'in babası var mı yok mudur? Kardeşleri var ya. Abdülmecit var, şunlar bana. Ya bu kadar. Ya ne, aklımı almıyor. Neyi zikrediyorsun? Acabime gidiyor ya. İfade etmeye, cevap vermekte bile yapamıyorum. Üzülmekten. Yani bunu diyen var ya. Dolayısıyla o bizi itham edenlerin ekmeğine yağ sürüyor adam. Vay be! Biz üstad bilememişiz. Ya üstad İsa'ymış da anlamamış. Zıklar mısın sen? Nefsi kafa taşıyorsunuz. Bunlar Risale-i'nin ayet değil ki ya. Kur'an'ın icaz manevisini tefsir edilir. Peygamber'e de tefsir gelmez ki. Çok acayip. Şimdi gelelim öteki soruyu. İsa gelmiş midir, gelmemiş midir? Tamam? Onu okuyalım. Ustada soralım kardeşim, her kafadan ses çıkıyor. Ustadım geldi mi gelmedi. Hasan Mektubat 57'yi aç kardeşim. Açayım ustad. Zübeyir abiye demişler ki, abi otur ne olacak, şöyle yapalım böyle yapalım. Doğrudur diyormuş. Sonra diyormuş ki, kardeşim dediklerin doğru. Ama ben ustadımdan duymadım, Risale-i Nur'dan görmedim, kafam çalışmaz. Risale-i Nur. Her kafadan söylüyor. Yok, Fenan abi böyle dedi. Mektubat abiye soruyor. Bana öyle dedi. Anadolu'da adım da çıktı, abilerle karşı olan abilerle karşı çıkacak adam mıyım? Ben başka bir işim kalmadı mı? Abileri takdir ve tenkit edecek adam değilim. Çünkü onu varis seçen ustad Emirdağ 2'de 232'de bana bırakmamış. Benim varisim dediklerini, varis değil bu adam, haşa böyledir diye benim şansım ve lüksüm yok. Allah'tan kork ya. Beğenmeyebilirsin. Ustad varisin demiş kardeşim. İster istemez beğeneceksin. Tamam mı? Lamicim yok. Ben yazmadım bunu. Ben de silemem. Silgim yok. Hem tekit eden adamın eline. Var mı yok mu?
İkinci emir de 232'de. Ha kaynak değil. Ustad da merciyet değil. Sevk-ı idarede vazifelidirler. Kitap basmada varis onlardır. Aytmur abidir. Sungur abiler sevk-ı idarede ama kaynak hakikatin kaynağı değil. Ha, o zaman bu soruyu Mektubat abiye soracağız. Anadolu'da öyle dolaşınca bana dediler, kardeş hangi abinin yanından geliyorsun dedi. Ben dedim Sözler abinin yanından geliyorum. Mektubat abinin yanından çok kaldım. Kastamonu'nun Erkasın abinin de abinin yanında çok istifade ettim. Bu başka kişileri düşürmek makamında değil. Nazarı buraya çeviriyor. Benim işim gücüm vazifem budur. Risale-i Nur'u nazara vermek. Bazılarının hoşuna gitmeyebilir. Gitmeyebilir kardeşim. Benim işim bu. Şimdi ustada soruyorum. Ustadım her kafadan ses çıkıyor. İsa geldi diyen var, gelmedi diyen var. Amerika'dadır diyen var, Avrupa'dadır diyen var. Geldi gitti, kıyameti bekliyoruz diyen var, demeyen var. Ben ne yapacağım? Sen Risale-i Nur oku. Benden 20 derece fazla Risale-i Nur'dan istifade edersin. Niye? Ben Said Nursi'yim. Ustad Risale-i Nur, ben de onu okuyorum Hasan. Diyor mu demiyor? Mektubatı açtık, 57'yi açtık. İsa gelmiş mi gelmemiş. Bunu okuyorum, bitiriyorum. İstersen okumayayım, merak ettiniz mi? Okuyayım mı sen? İşte, ortadan alıyorum, uzun olmasın diye. Böyle bir sırada, yani yukarıda anlatıyor, Süfyan Komitesi çok kuvvetli gözükecek. Çok. Bunlar hep Alem-i İslam merkezinde oluyor. İslamiyet-i Mekke'de ama, Kabe'de ama, Türkiye'de. Komünistliği Moskova'da değil, Türkiye'de. Zıtların en zirve, çarpışma noktasında arayacaksın. Orada uyuşukluk olur. Allahu Ekber, Allahu Ekber, hadi namaz. Bizde ezanlar, Tanrı oğludur, Tanrı oğludur. Yani hepsi bizde. Nerede zıt var, oradadır. O Ceyran, Mason Komitesi, Süfyan Komitesi çok güçlenecek. Bir noktaya gelecek son sentesi, böyle bir sırada, o Ceyran pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, o Ceyran, Süfyaniyet, Türk Dil Kurumu'nun ilk bastığı sözlük var. Parmakla söylüyor. Başta demiştim, unuttum gerisini getirmeyi. Türk Dil Kurumu'nun ilk bastığı sözlük, lugat yani bizim tabirle. Orada ne yazıyor? Hocaya söyledim, öteki ona diyor ki, nereden çıkartıyorsun? Savcı diyor ki doğrudur ama sen niye diyorsun? Onu uyardı. Doğru söylüyor, var diyor. Şimdi de onu şey yapma diyor, yayılır diyor. Ne diyorsun sen diyor, başka şey yok mu? Ne oralara giriyorsun? İkinci baskıda çıkarttılar. Var mı piyasada? Piyasada yok. Ama Türkiye İş Bankası'nın arşivine bakarsanız, çünkü Türkiye İş Bankası Cumhuriyet Halk Partisi'nindir. Onun ilk baskılarından Türk Dil Kurumu'nun ilk baskısında olmuş. Sonra çıkarttılar. Halkın tepkisinden korktukları için. Google evyasında var mı? Göründüğü bir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsı manevisinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek. Birincisi. Hakiki İsa Aleyhisselam dini zuhur edecek. Yani anlamadım ustadım ben. Rahmet ilahiyenin semasından nuzul edecek. Ne olacak? Hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek. Hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak. Demek Hristiyanlık hakikisi olan, ötekili enkazda değil. Hurafattan ve tahribattan, tahrip ettiler ya. Çünkü 360 tane İncil vardı. Şimdi Yahova şahitlerinin İncil'i de acayip. Ben gittikten sonra o gelecek yerine Yahova gelecek yazıyor. Yahovaların İncil'i. Önüne gelen İncil yazıyor, istediğini yazıyor. Şimdi ne olacak? Bir daha okuyorum. Yani rahmet ilahiyenin semasından nuzul edecek. Rahmet ilahi semasından. Rahmet ilahiye müdahale edecek. Ne olacak anlamadım. Hala hazır Hristiyanlık dini var ya, he ustadım. O hakikata, o hakikat hakiki olan Hristiyanlığa karşı tasaffi edecek. Anlamadım, tasaffi, saflaşacak. Hasan diyor içine pislikler girmiş. Hurafatlar girmiş, tahribatlar girmiş, ondan sıyıracak o. Hurafattan ve tahribattan sıyrılacak hakikisi. Pisliğini bırakacak. Sonra ne olacak?
Sonra ne olacak? Birincisini anladık. Sonra hakaiki İslami ile birleşecek. Var mı? Birleşti mi? Yok da. Yani manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'i inkılap edecektir. 447 de mi okudu? 441 de ne okudu biraz önce? Müslüman isimleri unvanına layık. Yani Hristiyan denilecek ama içi İslamiyet. Çekirdek diyoruz, içi elma. Tamam mı? Yani ismi cismi Hristiyanlık, içi hakiki Hristiyanlık. Hakiki Hristiyanlık İslamiyet. Adem Aleyhisselam'dan diyor, peygamberimize kadar diyor Barla'da, bütün peygamberlerin kitapları ve suhufları İslamiyet'ten ahsedilmiş, verilmiş. Hristiyanın aslı İslamiyet'tir. İsa Aleyhisselam zamanındaki o iman edenler de ya ehli cennettir. Ha. Çünkü o heyet, İsa Aleyhisselam şahsı manevisi, ya yanlıştı, Hristiyanlığı değiştirelim, İslam olsun, hepsi ayağa kalkar, kimse iman etmez. Ama şöyle denilecek, Hristiyanlık aslı budur. İçini boşaltıp başka şey yazdılar. Ama Hristiyanlık ismi kalacak. Cismi de kalacak. Ruhu İslam olacak. O zaman Hristiyanlarca kabullenmek çok kolay olacak. İşaret icazda diyor ki, ey ehli kitap, dininiz İslamiyet, bütün terk edin demiyor. Tavsiye edin bazı noktalarını, o kadar. O zaman kolay. Yani kolay bir şey teklif ediliyor. Din değiştirmek çok zordur. Nasıl adam değiştirecek? O ama içi, o da biliyor ki değiştirmiş. Katolik'in başka, Ortodoks'un başka, Evangelist'in başka, efendim, Yahva şahitlerin başka. Önüne gelen İncil yazmış. Ve Kur'an'a iktida ederek o sevilik şahsı manevisi tabi İslamiyet metbu makamında kalacak. İslamiyet'e tabi olana o tasavvuf etmiş Hristiyanlık temizlenmiş, tabi olacak. İslamiyet tabi olunan makamda kalacak. Sonra ne olacak üstadım? Bak diyor. Dini hak, hak dinler ikisi bu iltihak neticesinde, bu birleşme noktasının neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Büyük bir kuvvet olacak. Kime karşı üstadım? Dinsizlik cevherine karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet. Hakikaten İsevilik ve İslamiyet şu anda mağlup gibi. Değil mi? İseviliğin de iflahını kesmiş. Tevrat'ın içine sokmuşlar. Eski ahit, yeni ahit. Nasıl becermişlerse İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde var mı Halil İbrahim ittihat? Yok da. Tasafi kısmen var. İttihat edilecek, ittifak edilecek, Hristiyanlık tabi olacak. İslamiyet. Abi ne zaman olacak? Seyr-i seyr asrında yaşıyoruz. Bir haftada bir günde hemen oluveriyor. Nasıl olur ya? Kardeş, nasıl ki bir one minute gibi bir 10 saniye bile sürmeye kelamla alem İstanbul olmadı mı? Yani İstanbul'un yapabiliyor mu? Ben şimdi o kelamın, o fiilin yaptığı faydayı 100 sene çalışsak alem İslam'a böyle bir intiba uyandırabilir miydik? Bu seviyede. Mümkün değil. Biz başka bir tabir de var hadiste. Cehcah var. İsmihun cehcahun yesikun nasiva sahu. Onun adı Cehcah'tır. Mehdi'den önce. Nedir o? Muharrem'in onunda geçer. O geçtiği zaman o sene ay iki defa tutulur. O cehcah haykırdığı zaman dünya duyar. Haykırmasından kafirlerin kalbine korku, Müslümanın kalbine güven sağlar. O şöyledir, böyledir diyor. Sonra eğer istikamette giderse Mehdi'ye inkılap eder. İstikamet gitmezse Mehdi'ye kadar vazifeyi bırakır, Mehdi vazifeyi alır. Ne yapacak peki?
bir Süfyan komitesinin tahribatçı rejimini tahrip edecek. Komiteyi dağıtacak. Süfyan komitesini dağıtacak değil mi? İki, İttihad İslam'a kuvvet verecek. İttihad İslam'ı yapacak. Üç, Risale-i Nur'u mekteplere ders koyacak. Şiari ihya etmeye çalışacak. Şimdi siz... Orduyu bir de... Ordunun dizginini onun elinden kurtaracak. Allah razı olsun. Uyar beni. Bu Ergonekon meselesi tarihi bir hadisedir. Bütün dünya alakadardır. Türkiye, alem İslam. Alem İslam dünyanın alakadar olduğudur. Zincirlemedir. Şimdi bu Ergonekon bütün dünyanın endişesidir. Bütün zındıkların komitesinin mutlaka parmağı var. O mümkün müdür? Ta 1800'lerden başlamış o komite. İttihat terakki ile Osmanlı'nın son şekli, bu şekliyle son cumhuriyeti, sonra onu orduya sirayet ederek bütün böyle cinayetlerin, tefeciliğin, fuhuşun, katliamın, zorbalığın, din düşmanının kaynağı haline gelmişti. Bu kadar da bilinmiyordu ki, biz de biliyorduk ama Risale'den. Bu kadar da aşağılık bir komite olduğunu bilmiyordu. Asit kuyularına kadar. Ya bizim Nur dersi de Genelkurmay'ın 100 tehlikeli sitenin içine 73. sıradaymış. Allah Allah. Ola benim gibi basit adamı da tehlike arz et. Ola ben yerimde kalkamam. Ola ben tehlikeli bir adam değilim ki. Tehlikeli, ben de tehlikeliymiş. Şimdi abi gelecek mi İsa Aleyhisselam bunu tamamlayalım mı? Tamamlayacağız. Teneffüs ettiriyorum böylelikle. Tıngır tıngır gitmek istemiyorum böyle. Hazmede gidelim. Mağlup olan İsevilik ve İslamiyet İttihat neticesinde dinsizlik cehrana galip edip dağıtacak istidadındayken ikisi birleşecek. Birleşti mi? Daha birleşmedi. Alevi semavatta cismi beşeriyesiyle bulunan şahs İsa Aleyhisselam. Şahs o dini hak cehranın başına geçeceğini bir muhtir-i sadık, bir kadir-i küllişin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadir-i küllişin vaad etmiş, elbette yapacaktır. Yapmayacak anlaşılır mı? İsa Aleyhisselam cismi beşeriyetiyle inecek kardeş. Kabe'de, Medine'de iki yer boş peygamberimizin yanında. Ebu Bekir Ömer var. İki yer boş, gidenler bilir. Bir tanesinin İsa'dır yeri, bir tanesinin de yeri Mehdi'dir. Mehdi gelecek. Mehdi Ali Resul yani. Üstadımız gidecek oraya. Abi o zaman herkes bilir ki bu İsa'dır diye. Hani İsa bilinmeyecekti. O da İsa bilinmeyecek. En sonunda geldiği zaman icraatı bilinmeyecek. Sonra hadiste bu. Sonra diyor vefat edip birisi gömülecek. Gömülünce ha oraya gömüldü. İsa bitti. Ama o zaman herkes bilecek yani İsa buydu yani. İsa buydu ama kimse İsa'yı görmeyecek. İsa'nın geleceğini biz de bilmiyor muyuz? Ama kendisi. Ama mesela aynı cümlede, mesela Lemat'ta da geçiyor. Diyor ki, bu bir remzi işaret işte o birleşme neticesi. Yani bu işaretmiş ki, yani onun o birleşme hadisesini inmek gibi telakki ediliyor yani. İnmek gibi telakki edilmiyor, kendisi söylüyor. İşte bak hadise inişmiyor orada sanki üstad. Bu bak burada bir de okuyayım. Bu bir sırr-ı azimdir diyor başka bir yerde. Evet. Hatta Lemat'ta böyle. Lemat'ta. Bu bir sırr-ı azimdir diyor. İşte ümmetinden olacak. O birleşmeyi sanki onunla kıyaslıyormuş gibi anlaşılıyor. Şimdi o anlaşılıyor. Doğru. Ama burada sari ifade var. Şimdi diyor ki bir yerde sari ifade var. Bir yerde remiz var. Veya işare varsa o zaman bu tevil edilir. Sari ifade esas alınır. Ama mesela ben örnek vereyim sana mesela. Üstad diyor ki, şeyden hatat-ı sevap cetvelinde diyor. Mesela ben diyor Mehdi değilim, Mehdi Ali Beyt'ten olacak diyor. Sen evet. Gidesin Üstad Ali Beyt'ten değilmiş gibi. Bu da bir sarı ifade. Evet. Ama mesela biz öyle anlamıyoruz öyle mesela. Niye? Mehdi değil ki Üstad. Yani Mehdi'yi azam diyelim ya da Mehdi Resul diyelim. Ha, Mehdi Resul demiyor. Dikkat et Üstad. Muhakematı yazan Üstad kelamları yerinde kullanıyor.
büyük mü o mektubatta? Ama Mehdi Ali Resul da şeyden olacak yani, Ali Beyt'ten olacak. Ben Ali Beyt'ten değilim diyor ama. Ben Seyit bilmiyorum kendi diyor. Ben Seyit bilmiyorum. Mesela onu nasıl anlamak lazım? Sarı ifade mesela. Tabii, sarı ifade. Şimdi orada dururuz. Başka bir yer var mı? Yok. Şimdi bakarız ki ustak bunu niçin demiş? Sarihtir. Sarih teslim ederiz. Eskide şöyle bir kural vardı. Deccal bunu kaldırdı. Ali Beyt silsilesi resmiydi. Kaydedilirdi. Maaş alırlardı. Askerde gitmezlerdi. Ustattan önce bu kalkmış. Ustattan önce. Çünkü o hicretler olmuş ya. Savaşlar derken o yok olmuş. Ustadın resmi bir Ali Beytliği yok. Ustad da diyor ki dinarı okuyamıyorum diyor. Tamam. Beni o insanlardan imtiyaz kılan o meziyetlerden ben beriyim. Ali Beyti o zaman da üstünlük vasıtası kullanılıyordu. Dinarı, dirhemi, işte Ali Beyti böyle. Ustadın o zaman resmi olmayan Ali Beyti kale alınmıyordu. Oysa başka bir hatırada diyor ki ben hem Hasan'ıyım hem Hüseyin'iyim. Badılabi'de. Ben Badılabi'ye bizzat kendim sordum şu Lutkart'ta. Dedim işte Fastalı'dan okudum dedim işte falan. Niye dedim biz hep böyle biliyoruz. Falan. Evet. Dedi ben dedi ta ailesine Abdülmecid abiden görüştüm dedi. Yani bu ta o sülalede böyle bir şey duymuş musunuz aklınızda yani. Böyle bir şey ben rastlamadım. Delil olmadığı için yazamadım diyor. Ama ben kaniyim ki diyor Ali Beyt'tendir diye. Şimdi hatta, Ustad Ali Beyt'te peki böyle demişse ben değilim derse, biz öteki tarafta muhakematta diyor ki duhul ve huruç haramdır. Ali Beyt'ten olmayan Ali Beyt'tenim, Ali Beyt'ten olan da olmayayım der, haram değil mi? Evet. Peki böyle yan, biz Ali Beyt'ten değilim diyorsa ustad, biz de böyle anlamıyoruz diyorsun. O zaman... Yok, sarih ifade söyledin mi? Tabii. Yani üstad bu da sarih ifade demek. Sarih ifade. Sarı ifadede dururuz. Çünkü Mehdi Ali Beyt'ten olacak. Ondan sonra ismime diyor peygamberimiz. Babasının ismine olacak. Ustadı ne babası babasına ismine benziyor. Ne diyor usta? Meğer ustadın Muhammed Said'miş. Biliyor musunuz? Yok, bir kez dedim. Evet. Duymuştum da hocam. Muhammed Said diye. Yani. Muhammed Said'tir. Babasını da lakabını takmışlar. Mirza diye. Böyle orada bir manaya geliyormuş. Onun ismi neymiş? Onun aptal oldu diyemem ama lakabıymış diyor. Ona varamadım. Yalnız Muhammed Said diye geçiyor. Fakat Said'i almışlar. Mesela manevi Ali Beyt'tenim diyor. Nasıl anlamak lazım bunu? Manevi Ali Beyt'i benim anladığım şu. Silsile şeklinde, anane şeklinde resmi devlet Osmanlı onu imzalamış. Ali Beyt oldu, tescil edilmiş. Öyle bir Ali Beytliği yok ustadım. Ancak gönüller üzerinde vardır, kabullenişe vardır. Yani Ali Beyt'i öyle darmadağın etti ya, öyle bir şey ustadın yoktur. Bir de okuyayım burayı. Şahs İsa Aleyhisselam o din hak cereyanın başına geçeceğini bir muhbir-i sadık, bir kadir-i külli vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadir-i külli vaad etmiş, elbette yapacaktır. Nasıl yapacak? Şimdi maddi inişine de misal verecek şimdi. Nasıl olacak? Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaaz eden Hazreti Cibril'in dihye suretine girmesi gibi ve ruhanileri alemi ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren, hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen bir Hakim-i Zülcelal, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatime için değil, semai dünyada cesediyle bulunan, cesediyle
ve hayatta olan Hazreti İsa elbette alem ve ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice azmi için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil, belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş. Vaat ettiği için elbette gönderecektir. Niye birbirine çatışan şeyler var diye onu izah edeceğim. Şu cümleyi bitireyim. Onu girmek istemiyordum ama gireyim. Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakikisi olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarrep ve havası nuru iman ile onu tanır. Yoksa vedet derecesinde herkes onu tanımayacaktı. Demek ki gelecek ki tanımayacak. Arkadaşlar, bazı tabirler, ismi neydi? Zekeriya. Kardeşim dediği gibi birbirine çatışan tabirler gözüküyor. Dolayısıyla zor kalıyoruz. Ama böyle sari ifade de var. Şimdi size bir kanuniyetten bahsedeyim. Risale-i Nur, Kur'an'ın son icaz manevisidir. Kur'an'ın hasiyetine Risale-i Nur seviyesi kadar mazhardır. Değil mi? Kur'an'da bulunan bir hassa, özellik Risale-i Nur'da da gözüküyor. Kur'an'da nasih ve mensuh kanunu vardır. Nasih ve mensuh. Duydunuz mu? Duymadınız. Nasih ve mensuh şudur. İslam 23 senede tamamlanmış. Bir beldeye, bir bölgeye, bir zamana, bir topluma has gelmemiş. Bütün zamanları, bütün toplumları, kavimleri, mekanları içine almış. Dolayısıyla bir şeyi de aynı zamanda tamir etmiş, ihya etmiş, sonra külli yapmış, külli bırakmış. Bazı hükümlerini de ilk başta geldiği gibi bırakmış, ilk baştaki İslami dönem gibi gene istikbalde olur diye o kanunu kullansınlar diye eskiyi bırakmış. Yani Kur'an'da içki hakkında 3 tane ayet vardır. İlk ayet içkinin zararı daha fazla değil mi manasında? Faydalı diyorsunuz ama zararı daha fazla değil mi? İkna ediyor. Bir şeyi tamir ediyor. Köleliği bütün bütünlüğe kaldırmadı diye. Yani uçak iniyor bakın. İkinci ayet, içkili iken namaza yanaşmayınız. Hatırladınız. Üçüncü ayet, bu çok meselemizi halledecek bu kanun. Üçüncü ayet, uçak iniyor, içki haramdır. Üçüncü ayet varken, bunlar niye duruyor? Bitti değil mi? Bunların hükümleri bitti. İşte üçüncüye nasip, bir ikiye mensuh denilir. Hükmünü bloke etmiştir, kaldırmıştır. Niyesini uzun ama kısaca anlatayım. Anlattığım gibi. Böyle ayetler var. Mesela Kafirun suresi mensuhtur. Nesedilmiştir. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Başka ayette diyor ki, şu anda o ayeti hatırlamadım. İslam'dan başka din yoktur. Allah'ın yanında inmediğine indi Allah'ın İslam gibi ayetlerle. Allah ama orada din diyor. O da benim değil bunlar. Kafuzamda kalanları söylüyorum. Nasih ve mensuh diye kitapta var. Bu zaten Ehl-i Sünnet'in akaidlerine geçiyor. Şimdi bazı ayetleri bazı ayetle hükmünü kaldırmıştır. Niçin ilk önce beşeriyet tıfliyetle yani uçak gibi kaldırıyoruz. Tekamül için. İnsanları terbiye için helikopter gibi inmiyorsun, uçak gibi iniyorsun. Bir topluma pat diye son söyleneceği başta dense kaldıramaz. Evliliği misal veriyoruz da, köleliği misal veriyor eski eserlerine. İçkiyi de su yok, içki kullanana haram diye getirse çok zor olurdu. O zaman ne yapmış? Uçak gibiymiş. Niçin duruyor? İslam'ın ilk dönemi gibi. Devletler, milletler, şahıslar olur. Ey tebliğ eden insanlar, aynı Kur'an'ın iniş, terbiye metodu nasıl yapılmışsa, böyle toplumlara, böyle insana, böyle iniş yapın. Mesela, İslami
demir perde Rusya çöktüğü zaman Türkiye Cumhuriyetleri Nur kardeşleri gitti, hocalar da gitti. İltifat manasında onlara eski şarap ikram etmiş. Sohbet ettikten sonra çay yerine içki. Biz sizi çok sevdik, çok güzel İslami, hangi İslamiyet de demiyorlar. Hangi dindensiniz? Müsellemanlık dinindir. Müsellemanlık dinindir. Gürcüler de öyle. Ben dedim ki ne yapıyorum dedim biz çalıştırdık çaya. Yarıcı. Ömer. Sen dedin mi? Müsellemanlık dinindensin. Sen? Ben de öyle. Ama biz bilmez. Dolayısıyla içkiyi hocalara ikram et diyorlar. Bilmiyor. Hiç din namına hiçbir şey bilmiyordu. Dağıldıkları zaman. Kaç seneye. Dolayısıyla o topluma gidip ona İslam'ın son hükümlerini desen ki içki haramdır kardeşim ne getiriyorsun yani? Abi bana dalga mı geçiyorsun? Git çay getir lan veya su getir. Desen ne yapar? Olmaz. Tebliğ metodunu ne yapmış? Çok da ilginç. 19. mektupta çıkarıyor. Allah Resulü tebliğ etmeden önce hemen hemen her tebliğinde mutlaka bir ikram etmiş ondan sonra yedirmiş veya içirmiş, yağlamış, gıcırdamasın diye soran demiş. Yani hep yemek yedirmiş. Mektubata bak yani. İçirmiş, su indirmiş. Tamam mı? Acayip. Yani çok ilgimi çekiyor. Kardeş dedi Halil İbrahim. Abi dedi yemek hazır. İlk önce ders mi yapalım dedi. Yemek mi? Dedim kardeşim gıcırdamasın. İlk önce yemek yedir. Yumuşasın ondan sonra adam açıyor. Bir tepesi atmış. Yumuşasın böyle tamam. Yoldan gelmiş. Kanun ya. Mektubatın kanunu kullandı. Hep ikram etmiş. Sonra ben peygamberim demiş. Orada mucize göstermiş yemeğin içinde. Anlatıp yemeği ikram etmemiş. Çekip geçiklerdi. Ama yemek meselesi. Dolayısıyla uzatmayayım. Böyle İslam'ın ilk dönemi gibi olduğu zaman bu kanunu kullanırsınız. Bakın Kur'an'la helal olduğunu, içki helal olduğunu bazı zındıklar gösterebiliyor, gösteriyor bu ayet. Bak haram değil diyor. Doğru. Haram değil. İçkili namaza yanaşmayız. Haram değil. Ben de yatsıyı kılarım ondan sonra içerim sabah kadar geçer. Gibi yapmışlar yani. Sahabe yapmış. İşte buna mensuh ayeti denilir. Hükmü belirli bir şarta ve zamana, sıfatlara ve vasıfa